mısınız? Efendim, Anayasa Mahkemesi'ne CHP beklenen başvuruyu yaptı, 111 imzalı. Esas olarak iki maddesinin iptalini istiyor paketin CHP. Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren maddelerin, ama bağlantılı birçok madde var. Onlar da elbette etkilenecek. Bakalım, göreceğiz. Ama bu karede, bana eşlik eden karede gördüğünüz grubun esas ilgi odağı olmasının nedeni elbette çok önemli. Anayasa paketinin Anayasa Mahkemesi'ne iptal için başvuru yapılması, ama asıl olarak biliyorsunuz CHP içindeki gelişmeler. O ekipte Kılıçdaroğlu'da, Kemal Kılıçdaroğlu'da olunca heyecan dozu da bakışlarda farklılık kazanıyor. Aslında bugün bu anlamda çok özel bir gün. CHP başvuruyu yaptı. Başvuru yapanlar arasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu öğleden sonra muhtemelen Deniz Baykal'la görüşecek ve aday olup olmayacağı sorusu belki biraz daha netlik kazanacak. En son 1988 yılında Turgut Özal gitmişti Yunanistan'a, Atina'ya. Aradan geçen sürede kimse gitmemişti. Başbakan Erdoğan bu nedenle tarihi diye nitelenebilecek bir gezi için Yunanistan'a gitti. Genelkurmay Başkanlığında da epeydir yapılmayan briefing, basın briefingi şu sıralarda yapılıyor. Orada da sıcak bir gelişme olursa arkadaşlarımız iletecek. Ama ben size bir şey itiraf edebilir miyim? Bütün bu sıcak trafik, hava sıcaklığı, gündemin telaşı, hiçbir burada hissedilmiyor. Fatih Altaylı'nın böyle şahane, keyifli evinin bahçesindeyiz. Bu, sen burayı bırakıp da Fatih nasıl gidebiliyorsun Allah aşkına, gündemin ortasına atıyorsun kendini? Valla burada herhalde gece birkaç saat geçiyorum. Geç saatte geliyorum. Dün gece kaçta geldim? 3.30 falan da geldim. Bir teke tek vardı. Normalde desem gelmeyecek olsan şimdi çoktan işteydim ben. Ay valla seni ama iyi bir şey. Hani işten alıkoydum diye üzülecektim ama arada da bu güzel mekanda bir genel görebilir miyiz bilmiyorum mekanı arkadaşlar. Ondan sonra tekrar Ankara'ya kameralarımız dönebilir ama bir görelim, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hakikaten çiçekler arasında işte görüyorsunuz böyle keyifli. Çok yaramaz olduğu için içeriye hapsettik bir de minik dünya şekeri köpek var. Evin neşesi kucaktan inmiyordu onun için. Ve bütün kabloları yemek gibi bir, böyle bir hedefi vardı. Onun için içeriye gönderdik. Bir küçük kızımız var ama o da okulda. Aslında onlar tabii evin neşesi ama şu anda sükunetten burası. Tabii Zeynep tek başına evde bir 20 kişi varmış gibi hava yaratıyor. Yani Zeynep yokken ev boş. Geldiği değil anda mi? Ev birdenbire canlanıyor. Ne kadar güzel. Şimdi maalesef bu kadar keyifli bir ortamda böyle hani konuşmaktan belki senin sıkıldığın, izleyenlerin belki dinlemekten sıkıldığı şeyleri gene de konuşmamız lazım. Önce şunu sorayım. En son sıcak konulardan, polemik konularından bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu. Referandum meselesinde 60 güne indirmişti AKP süreyi. Hayır dedi. O dedi bir sene sonra uygulanabilir, yürürlük de olabilir. Onun için dedi Eylül'den önce yapılamaz dedi ve 12 Eylül tarihini verdi. AKP'liler niye çok kızdı? Ama siyasi karar dediler ve çok kızdılar. Niye sence? Siyasi karar mı bilmiyorum ama yani kanun, yasa böyle. 60. madde diyor ki bir yıl sonra yürürlüğe girer diyor bu seçimle ilgili değişiklikler. Bunda uygulanabilir miydi? Bence uygulanmayabilirdi burada. Çünkü seçim değil aslına bakarsanız, bir referandum. AK Parti de sırf bu nedenle zaten bunu değiştirmişti. Bu referandumu erken almak için niye kızdı? Bilmek mümkün değil niye kızdı ama teori üretmek mümkün. Ben birkaç hafta önce, geçen hafta yazdım galiba. İktidar Partisi'nin niyeti sonbaharda bir seçim yapmak. Çünkü bütün veriler onu gösteriyor. İşte AK Parti şimdiden izlemediği popülist bir politika izlemeye başladı. İşte dağıtılan normal alıştığımız buzdolabı, çamaşır makinesi, kömür yardımlarının dışında ciddi ekonomik değişiklikler yapıldı. İşte emeklere bir şey verildi, sağlıkta bazı şeyler yapıldı. Gayri resmi, hani bu resmen değil ama deniyor ki Doğu'da, Güneydoğu'da her yeni doğan çocuk için bir çeyrek altın veriliyor mesela. Yani o zaten alıştığımız bir şey de, yani
normal yasal devletin yapmış olduğu bir takım işler de vardı. Geçmişte yapılmayan bir takım önlemler, ekonomik önlem adı altında bir takım şeyler dağıtılmaya başlandı. Bu AK Parti'nin bir seçim hazırlığı içerisinde olduğunu gösteriyor bana göre. İşte TOBB'la yapılan işler, esnafa yönelik şeyler. Bana göre AK Parti'nin niyeti referandumu Temmuz'da yapmak. Referandumdan çıkacak sonuca göre de bu sonuç lehte veya aleyhte olabilir anayasa açısından, değişiklik açısından. Sonuçta ya anayasa değişikliğini yapmış, 12 Eylül Anayasası'nın izlerini sildiğini iddia ederek ve önemli bir zafer elde ederek seçim yapmak istiyordu Adalet ve Kalkınma Partisi. Veyahut da işte bakın ben Türkiye'de halka yönelik değişiklikler yapacaktım. Bu sizi sıkıntıya sokan 12 Eylül Anayasası ki halkın ne kadar umurunda onu da bilmiyorum. Değiştirecektim ama işte düzen buna izin vermedi. Siz bana bir daha destek verin ki ben bunu değiştireyim diye yine seçime geçecektim. Yani ben Ekim, Kasım gibi bir seçim bekliyordum Türkiye'de. Asla olmaz diyorlar halbuki ama... Yani ama veriler bu öyle. Sefer öyle evet. Görünüyordu. Şimdi referandum oraya atılınca, Eylül ayına gidince, 12 Eylül'e gidince tarihi tesadüf olarak bu sefer seçim için tekrar bir zaman kalmadı. Ya şöyle yapacaklar, bir seferde iki sandık koyacaklar. Yani referandum için geçecek propaganda dönemini referanduma da büyük oranda %50'ye yakın en azından oy çıkacağını düşündükleri için referandumda AK Parti'yi, anayasa değişikliğinde AK Parti'yi beraber oylatmak gibi bir düşünce olabilir ama yaparlar mı yapmazlar mı ondan çok emin değilim. Ama dün Ankara'da bu konuşuluyordu. Bir de şöyle bir şey söyleniyor. Temmuz ayında genellikle CHP seçmeninin deniz kenarında olduğu, tatilde olduğu varsayılıyor. Eylül ayı da Ramazan'a denk geliyor. Bütün bunların seçmen hareketliliğini etkileyeceği yolunda bir İşte 22 Temmuz seçimlerinde bu konuşuluyor. 22 Temmuz biliyorsunuz %67 civarında bir katılım vardı 22 Temmuz seçimlerinde. Bu son dönemlerdeki en düşük katılımlı seçim oldu. Bunu da işte özellikle CHP seçmeninin kendi bulunduğu kentin dışında tatil yörelerinde olmasına bağlandı ve AK Parti'de işte tarihi bir oy oranı aldı %47 ile %46.6 ile daha doğrusu iktidara geldi. Yazın CHP'ye yaramadığını da düşünüyorlar. Gerçeklik payı var mıdır bilmiyorum. Artık AKP'liler de zengin. Onlar da tatile gidiyor olabilirler. O yüzden eskisi kadar geçerli mi bilmiyorum. Bugünlerde tabii CHP neyin yarayıp neyin yaramayacağı da son derece tartışmalı. Vallahi enteresan. CHP'ye tabii bir seks skandalı bile yaradı gibi görünüyor. Ya o çok enteresan. Soracağım ama bu arada Habertürk gazetesini görebilirsek arkadaşlar. Bugün manşette var. CHP'de heyecan veren buluşma diye. Şimdi Kılıçdaroğlu ile Baykal buluşması az önce söz ettiğim kastediliyor. Bunun şimdi CHP içinde mi heyecan yaratıyor? CHP kitlesi için mi? Yani neden CHP'de heyecan veren buluşma? Siz mi heyecanlandınız bilmiyorum. Biz heyecanlanmadık, halk heyecanlanıyor. Yani CHP'ye oy vermeyi düşünen, oy veren, oy AKP dışında bir alternatif arayan veya sola oy vermek isteyip de CHP ne kadar solsa CHP'ye oy vermek isteyip de vermeyenler arasında bir heyecan yaratır kesin. Sana da geliyordur, yani CNN Türkiye'de geliyordur, Habertürk'e binlerce, on binlerce mesaj geliyor. Kılıçdaroğlu doğal lider. Şimdi Türkiye'de doğal lider çok fazla çıkmıyor. Hmm. İşte bakarsan son doğal lider Özal. Belki biraz Tansu Çiller'di, hafif yani o dönem medyanın yarattığı havayla ve Tayyip Erdoğan. Yani diğer dillerde de işte parti içi bir takım alengirli oyunlarla, şunlarla, bunlarla, delegeyle, meregeyle öyle liderlik kontrolatlar. Şimdi Kılıçdaroğlu enteresan bir şekilde CHP'de doğal lider olarak yükselmeye başladı. Yani son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sırasında halkta bir sempati yarattı. Halkta derken CHP'ye oy vermeyi düşünen kesinlikle bir sempati yarattı. Ya da kararsızlar. Ya da kararsızlar da. Ve puan artışı oldu CHP'nin İstanbul'da, yani ciddi bir puan artışı oldu. Neredeyse AKP'ye yaklaştı. Şimdi Baykal'ın bu beklenmeyen ama gereken istifasından sonra yine Kılıçdaroğlu ismi ön plana çıkmaya başladı. Evet. Ve bu halkta bir heyecan yaratıyor. Yani çünkü çok kişi ben o partiye Baykal olduğu müddetçe oy vermem diyordu kararsızlar içerisinde önemli bölüm. Yani CHP'nin normalde 33-34'lere kadar gelmesi muhtemel oyu. Sırf bu nedenle 20'lerin biraz üzerinde Peki bu değişiklik şimdi bugünkü yazında da biz anket bunun ipucu yani. Var. Anket yaptırdık diyorsun ve bilmiyorum hani Baykal için miydi o safra atılma meselesinde kastedilen. Safra atıldıktan sonra balon yükselişe geçti, geçecek daha da diyorsun. O anket sonucu açıklamadınız. Şimdi anket sonucu açıklamadık. Niye açıklamadık? Şimdi anketi yaptık. Biz sürekli anket yaptırıyoruz gazete olarak. Bir kere aylık yaptığımız düzenli anketler var. Onun dışında da toplumsal her olayda
hızlı bir anket yaptı. Konsensüs de fena bir başarılar elde etmedi bu anketlerde baktığımız zaman. Baykal olayından sonra hemen bir anket yaptık biz. Dramatik bir değişiklik çıktı. Dramatik. Yani CHP'nin oylarında birdenbire neredeyse 10 puana yaklaşan bir artış çıktı. Yayınlamadık, şöyle dedim. Ben konsensüse dedim ki bu bana fazla geldi dedim. Dediler ki sağdan çıkalım, dedim ki bunu bir çekini yapalım. Bir sağlamasını yapalım bunu dedim. Şimdi bugün sağlaması yapılıyor onun, dün ve bugün. Bu sağlama yapıldıktan itibaren gelen bilgiler... Şimdi sağlamadan sonraki bilgiler henüz daha gelmedi. Onları bugün akşamüstü verecekler bize. Yarın da gazetede yayınlayacağız zaten. Ama 30'ların üzerinde, yani 30'ların bayağı üzerinde bir oy oranına çıkıyor CHP. Çok şaşırtıcı geldi şimdi bize bu. Şimdi Baykal gittikten sonra. Baykal gittikten sonra. Ama diyelim ki birçok tartışma var bu konuda. Önder Sav geldi. Önder Sav gelirse bu ne olur? 30'ların üstünde mi olur gene acaba? Zannetmiyorum. Yani bu biraz şey gibi, Kılıçdaroğlu beklentisiyle ilgili bir şey gibi. Yani Baykal gitti, Kılıçdaroğlu gelecek. O doğal değişimin olacağını düşünüyor vatandaş. Soruları da zaten sağlamayı yaparken soruları da ona göre yeniden dizayn ettik. Baykal'ın ardından Kılıçdaroğlu'nun gelmesi halinde CHP'nin çok ciddi bir artış yakalayacağını gördük. Şimdi Baykal hakikaten iyi bir lider, iyi bir hatip, CHP açısından önemli bir isim ama ne yazık ki bir kan uyuşmazlığı oldu toplumun bir bölümüyle. Özellikle işte bu parti içinde bir takım halkın sevdiği adamların ön plana çıkarılmaması, hizipçilik damgası, bu CHP'nin ön tarafına böyle bir ihtiyar heyetinin konuyor olması, genç seçmende özellikle bir isteksizlik yarattı. Bırak genç seçmeni, klasik CHP'lilerde bile bir isteksizlik yarattı CHP'ye karşı. Şimdi onun değişme ihtimali yeniden bir heyecan yaratıyor. Kişilerle mi ilgilidir bu mesele sence? Değil mi? Mesela CHP'nin Güneydoğu politikası değişmediği sürece... vitrindeki değişikliğin bir fayda sağlayacağı kanaatinde misin? Şimdi liderler de politikaları etkiliyor. Yani şimdi Tayyip Erdoğan o değişirse o da değişir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikanı etkilemiyor mu? Yani liderin tarzı, liderin çalışma biçimi, liderin insanlarla diyaloğu, liderin halka... Şimdi CHP'de halka dokunan isim yok. Yani Gürsel Tekin ve Kılıçdaroğlu dışarı çıkardığınız zaman CHP'nin halka dokunan ismi yok. Miting yapmıyor CHP. Yani CHP tembel bir parti görüntüsü veriyor. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çalışma üslubuna bakın. Geçen gün Aziz Babuşçu ile beraberdim İstanbul İl Başkanı. Harıl harıl çalışıyorlar. Yani bütün evler programlanmış. Her yöneticiye bir sandık bölgesi verilmiş. CHP öyle değil. CHP tembel bir parti. Bir dinamizme ihtiyacı var ama o dinamizmi getirecek adam gelecek mi gelmeyecek mi ona bağlı. Eğer gelirse muhakkak bir şey. Yani Güneydoğu politikası, Doğu politikası, Batı politikası, İstanbul, Varoş politikası, dinle ilişkiler var. Bunların hepsi lidere bağlı bir şey. Lider değişince onların da değişmesi kaçınılmaz. Şimdi diyelim ki Kılıçdaroğlu gelmedi. Alternatifler sınırlı ya. Baykal dönecek ki birçok köşe yazarı hala daha bu konuda bahse girmeye neredeyse hazır. Evet. Döneceğini düşünüyor. Ya da Baykal'ı temsilen birisi karton genel başkan ifadesi kullanılıyor. Hani isimleri tenzih ederim ama yani bu ifade kullanılıyor. Emanetçi. Şimdi böyle olduğu takdirde işte önümüzde referandum var. Büyük bir ihtimalle. Sonrası zaten ister istemez seçim. Cumhurbaşkanlığı seçimi de keza sırada. CHP'yi alanda ne bekler? Nasıl bir kampanya yürütebilir? Şunu söyleyeyim. Eğer Baykal geri dönerse CHP'nin oylarında Baykal'ın istifa ettiği günün gerisine gitme ihtimali var. Yani çünkü artık bu işi bir şaklabanlığa çevirmiş. Yani bir skandal ortaya çıksın. Bu skandaldan dolayı istifa et. Sonra da beni herkes istiyor diye geri gel. Artık bunu CHP seçmeni yemez. Yani başka seçmeni bilmiyorum ama CHP'ye oy vermeyi düşünen kitle bunu pek yemez. Muhakkak ki Baykal'ın partiye dönmesini isteyen bir grup var. Ama bu CHP'yi yukarı taşıyacak bir grup, bir aşağı götürecek bir grup olur. O yüzden Baykal'ın dönmesi çok büyük hata olur CHP açısından eğer dönerse. Ama döneceğini zannetmiyorum. Yani eğer şu kadar izan varsa
Baykal bu noktadan sonra tekrar CHP'nin başına dönmeye kalkışmaz. Tabii CHP'nin o üst katındaki politbüro tarzı, ihtiyar heyeti diyeyim ben onlara, yaşlı abiler, yaşlı amcalar tabii ki Baykal'ın dönmesinden yana olabilirler. Çünkü belli bir düzen var. CHP zaten her ortamda mevcut halde statükoyu korumaya yönelik olduğu için kendi içindeki statükoyu da korumak istiyor olabilir. Partinin gençleşmesinin önüne geçmek istiyor olabilir ama şu demektir o, CHP'nin yeniden erimeye başlaması ve ciddi oy kaybı demektir. O siyasete nasıl yansır? Sarıgül'e avantaj sağlayabilir seçimlerde. Tersi ise Sarıgül'ü siyaset sahnesinde farklı bir şekilde etkiler. Sarıgül'ün bu kadar önemsenebileceği kanaatinde misin? Yani çok kısa rica edeyim çünkü başka anketlerde aslında çıkıyor. Enteresan bir şekilde. Sarıgül'de müthiş bir çalışkanlık var. Yani Sarıgül'den başbakan olur mu dediğin zaman düşünüyorum. Ama nerede çalışkanlık? Yani şu anda arazide. Hayır, arazide derken ama İstanbul'da sınırlı. Belli bir bölgeye gidiyor, sınırlı. Diyarbakır'a gidiyor. Yani Türkiye'nin her yerine gidiyor. Her yerde mitingler düzenliyor. Her yerde bir heyecan yaratmaya çalışıyor. Bir kısmını bunların taşıma suyuyla yapıyor. Yani adam götürüyor getiriyor ama o CHP'nin halka dokunmayan dediğin tarafını Sarıgül'de var. Sarıgül az da olsa birilerine dokunuyor. Sokağa çıkıyor, gidiyor, geliyor. Ve bir popülerite yaratıyor kendine yani. Şimdi birazdan bu CHP'nin başvurusuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne Melek Erhan'a bağlanacağız. Oradan bir iki notu varmış. Ama ondan önce bu konuyla bağlantılı olduğu için sormam gerekiyor. Zihinlerde bölüm olmasın diye. Başbakan bugün Atina'ya giderken havaalanında hep klasik sorulara yanıt verdi. Sorulardan biri de doğal olarak kaset, Baykal kaseti meselesiydi. Orada dedi ki çok çirkin bir olay diye niteledi ama çirkin olay derken komplonun, o tuzağın kurulmasını söz etmiyordu aslında. İlişkinin kendisinden söz ediyordu. Ve dedi ki eşini aldatanları biz mağdur göremeyiz. Baykal mağdur falan değildir dedi. Şimdi çağdaş demokrasilerde hani Avrupa Birliği'ne ya da dünyaya ya da çağdaş dünyaya çok özetle entegre olmaktan, bir parçası olmaktan söz ediyoruz. Böyle çıtası yüksek demokrasilerde bir başbakan ahlak tarifi yapabilir mi? Ahlakın sınırını çizebilir mi? Yani eşini aldatanlar, aldatmayanlar, bizim muhafazakar, gene başbakanın ifadelerine dayanarak söylüyorum bugünkü, muhafazakar bir toplumuz biz. Dolayısıyla bu asla hoş görülebilecek bir şey değildir gibi. Bu sınırlamalar doğru mudur? Yani bir başbakan kendi elbette ahlaki değerleri olacaktır. Toplumun ahlaki değerlerinde elbette saygı gösterecektir ama bir tarif ve sınırlama getirebilir mi sence? Yanlış getirmemesi lazım. Yani hani şöyle derse Sayın Erdoğan, eşini aldılar bizim partiye oy vermesin derse AK Parti'nin ciddi bir oy kaybı olur diye düşünüyorum ben Türkiye açısından. Yani Türkiye'de muhafazakar kesim içerisindeki eşini aldatma oranı muhafazakar olarak tanımlanmayan kesim içerisindeki aldatma oranından bir puan aşağı değildir. Belki yukarıdadır. Yani böyle bir şey, böyle bir tarif getirelim. Ben açıkçası söyleyeyim, senin söylediğine çok katılıyorum. Bir de hani bu tarifler de aslında zorlama geldiği için biraz zorlanarak ben de söyleyeceğim belki ama diyelim ki X Sosyal Demokrat Partisi'ne oy veren kişiler, o ailelerde kadınlar eğitimli, muhtemelen çalışan, kendi güvenli kadınlar. Eşlerinin aldatmasına asla boyun eğmeyecek kadınlardır onlar. Dolayısıyla o ailelerde ben eşlerin aldatmasını biraz daha zordur, biraz daha risklidir. Daha evet, riskli. Riskli lafı çok doğru. Yani şimdi imam nikahlı eşler nerede var? 2-3 eş hangi partide daha fazla? Hangi parti ya da hangi seçmen tabanında evde türbanlı eş, öbür tarafta başı açık metres var? Yani bunları suçlama olarak söylemiyorum. Hayatımızın gerçeği bunlar. Ya da hangi partinin mensupları eşlerini boşayıp sekreterleri daha fazla evlenmişler falan? Ya da hangi siyasi yaklaşım mensupları? Bunlara bakmak lazım. Bu tanımlamayı yapmak doğru değil. Yani bu pek çok kişinin yaptığı bir şey de Deniz Baykal'ın yakalanmış olmasıdır. Tabii bu bir rezalettir. Yani yapmaması gereken bir şeydir. Ama ne yazık ki de işte
toplumlarda, her toplumda belli bir yaygınlığı var bunun. İşte %30'larda, %40'lardadır diyorlar eşin altına. Belki daha fazladır, belki daha azdır, bilmiyoruz ama burada önemli, kötü olan bunun ortaya çıkmış olması. Yani evet. Yarın öbür de herkesin ortaya çıkabilir. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi çadırsağında yer almış belediye başkanlığının benzer olayları, kasetleri, masetleri ortaya çıktı. Yayınlanmadı belki ama el altından dolaştırıldı, konuşturuldu. Ama bunu yayınlamanın da mesela, böyle bir şey yayınlamanın da ne kadar doğru? Eğer muhafazakarsanız böyle bir şeyi nasıl yayınlayabiliyorsunuz? Veya bunu nasıl internet sitenize koyabiliyorsunuz? Bu kadar rezil görüntüleri. Ama tabii başbakan haklı diyorlar. Yani Baykal da mağdur değil. Yani komplo diyor. Şimdi komplo derken insan şunu anlar. Yani hani Baykal otel odasında giyinip soyunuyordur. İçeriye kapıyı açıp bir kadını atarsınız, fotoğraf çekersiniz. İşte kadınla dersiniz. Tamam, bu komplodur. Ama siz bir kadınla bir odaya girip işte bir şeyler yapıyorsanız ve ondan sonra bunu birisi gizli kamera çekiyorsa, gizli kamera bölümü komplo, ama öbürü de komplo değil ki kardeşim. Öbürü de senin yaptığın. Peki, bir Fatih, şimdi sürekli biz bakmamız istenen yere bakıp konuşmamız istenen şeyleri konuşmuyor muyuz sence? Tabii ki. Yani asıl olarak tartışılması gereken, dün Ertuğrul Özkök dedi ki bu bir darbedir. Bu siyasal bir darbedir. Şimdi bunun neden o kameranın oraya ahlaki değerler adına mı yapıldı? Oraya o kamera yüksek kim koydu, niye koydu? Amacı amaç neydi? Bu görüntü daha önce nerede kullanıldı, nasıl kullanıldı? Bunları hep soruyoruz biz köşelerimizde ama bunun cevabı yok. Yani şimdi Baykal'ın istifa ettiği gün bu konuda topu devletin kucağına bırakmıştı. Yani devlet derken yürütmenin, Türkiye yönetenin kucağına. Niye? Çünkü Baykal kendisine düşeni yaptı. Yaptığı rezaleti kabullendi. Hiçbir şekilde yalanlamadı. Ben böyle bir şey yapmadım dedi. Hatta bu görüntüler söylendiği gibi eski değil, yeni de dedi. Çünkü saç tıraşı falan yeni dönem saç tıraşı. Ben maalesef kaseti seyretmek zorunda kaldım ilk gece. Kasetiyle görüntüleri internette. Şimdi devletin yapması gereken, bir, bunu kim yaptı? Niye yaptı? Nasıl yaptı? Bütün bunları bulup ortaya koyması gerekiyor. Çünkü bu herkese önemli. Yani bu görüntüler yarın öbür gün her... Şimdi bilmiyoruz ki çok önemli mevkilerde bulunan bir takım insanlara da acaba bu yolla şantajlar yapılıyor mu? Bir şeyler oluyor mu? Kim niye çekti? Nesrin Hanım'ın eşinin çektiği söyleniyor. Bilmiyoruz. Güvenlik teşkilatlarının çektiği söyleniyor. Bilmiyoruz. Herkes bir şey söylüyor ama bunu bulmadığınız müddetçe Türkiye her açıdan atmosferi. Bir korku atmosferindeydi zaten. Bu korku atmosferi arttı. Ama bundan bence kadınlar memnun olması lazım. Şu anda harama uçkur çözmek olarak nitelendirilen bu yaklaşımlarda muhakkak ki bir oransal düşüş olacaktır. Çünkü herkeste bir kamera korkusu var. Tabii çok da espriler yapılıyor. Yani mesela geçen gün bir şey okudum, gülmekten öldüm yani. Diyorlar ki birisi yazmış, diyor ki CHP'nin başı Ali Kırca geçsin, kaybedecek bir şey yok. Eyvah. Hemen o meseleyi geçelim. Ankara'ya atayım ben hemen topu. Melek Erhan bize bu Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyla ilgili o sırada açıklamalar yapılırken birkaç notu olacakmış, aktaracak ama Melek'cim süremiz çok sınırlı. Bize çok kısa bir sürede anlatırsan çok sevineceğim, seni dinliyoruz. Ayşenur Aslan, 94 sayfadan oluşan hayli kapsamlı bir dilekçeyle başvuru yapıldı Anayasa Mahkemesi'ne. 111 milletvekilinin imzası var. Hem esastan iptali isteniyor, tümünün iptali isteniyor. Hem de bazı maddelerinin özellikle iptali isteniyor. Zira gizli oylamanın şartlarına uyulmadığı dile getiriliyor. Ardından yargı ile ilgili taslak içerisinde yer alan tüm maddelerin iptali talep ediliyor. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları hazırladığı iptal başvurusunda anayasanın ikinci maddesi ve başlangıç bölümüne aykırılıklar tespit edildiğine vurgu yapılıyor ve söz konusu anayasa değişikliğiyle birlikte yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ilkesi ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin zedeleneceği, bu ilkelere aykırılıklar olabileceği uyarıları yer alıyor Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda. Çok teşekkürler Melek Erhan. Şimdi bu oylamanın gizliliğini ihlal meselesinden söz etti. Anayasa Mahkemesi usulüne bakarken buna da herhalde bakacak. Mustafa İstemi'nin fotoğraflarıyla müthiş fotoğraftı o yani. Gündeme gelmişti. Evet. Müthiş bir fotoğraftı o. Oylamanın gizliliğinin ihlal edildiği, bugün bizim gazete zaten o yönde başvuru yapılacağının da haberi var. CHP bir de anayasa oylamasının usulü açısından bir başvuruda bulunuyor. Yani bunu toptan, usulden ortak o fotoğraflar şey olur mu sence? Delil sayılır mı? Delil olarak verilmiş.
verilmiş. Niye sayılması yani? Anayasa Mahkemesi çünkü ilginç bir mahkeme. Bir yandan da siyasi bir mahkeme. Yani her şeyi değerlendirebilir. Gerçi ben Anayasa Mahkemesi'nin onu çok ciddi değerlendirmeye alacağını düşünmüyorum ama isterse değerlendirebilir yani. Şimdi Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak hani son zamanlarda bir de böyle medyum dendiği için kızı çok gerçi bu sözcüğü ama yani geleceğe dair bir takım ipuçlarını verdiği, bizim bilmediklerimizi önceden bildiği konuşulan Şamil Tayyar, evet. Star Gazetesi Ankara temsilcisi ve önemli yazarlardan bir tanesi şu günlerde. O bugün Haşim Kılıç'ın korunması arttırılmalı diyor. Şimdi çok çarpıcı bir yazı. Sen ne diyeceksin merak ediyorum. Kısa da bir bölüm aldım efendim. O yazıdan o bölümü izleyelim, sonra Fatih Altaylı ile devam edeceğiz. Oyun devam ediyor. Şu anda referandum sandığının tek güvencesi Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olarak gözüküyor. Paketi 4 ay içinde gündeme alırsa iptali %100'dür. Ne yapıp edip sandığın önünü açacak. Bu ağır sorumluluğu nedeniyle provokatif eylemler de gündeme gelebilir. Haşim Kılıç'ın şu andan itibaren güvenliği daha üst düzeyde sağlanmalıdır. Anayasa değişikliğini ve demokratik açılımları akamete uğratmak isteyenler sistemi kullanarak çözüm üretemediklerinde her yola başvurabilirler. Son kaos planı en somut örneğidir. Şamil Tayyar, Star. Şimdi sözcüklerin her biri enteresan. Diyor ki Şamil Tayyar'ın yazdıkları hep öyle son evet, zamanlarda. Son zamanlarda değil mi? Referandum sandığın tek güvencesi Anayasa Mahkemesi demiyor. Anayasa Mahkemesi başkanıdır. Haşim Kılıç'tır başkan. Ne yapıp edip sandığın önünü açacak? Ama bu ağır sorumluluğu nedeniyle başına bir iş gelebilir. Korunması lazım. Şimdi ne anlamamız lazım sence? Hani herhangi bir isim yazsa söylese bunları neyse de Şamil Tayyar deyince ne anlamamız gerekiyor Allah aşkına? Ne anlamamız gerekiyor? Yani şunu anlamamız gerekiyor. Bunu ben söyleyemem yani böyle bir kesin şey yargıda bulunmam mümkün ama Şamil Tayyar'ın yazdığından okumak gerekirse Anayasa Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesi heyeti üzerindeki etkisini kullanarak iptal başvurusunu geçersiz kılacak, reddedecek, reddedecek ve sandığın önüne atacak diyor. Sandığın önüne zaten atacak yani. Anayasa Mahkemesi'nde iki madde iptal edilirse o iki madde dışındakiler zaten yine sandığa gidecek. O yüzden bir mantıksal hata var zaten yazıda ama anladığım kadarıyla Şamil Tayyar o iki maddenin dahi Anayasa Mahkemesi tarafından engellenmeyeceğini düşünüyor eğer Haşim Kılıç oradaysa. Yani sanki Haşim Kılıç birilerine ihsası rey yapmış da oyunun ne yönde olacağını ve kararın ne yönde çıkacağını bildirmiş de onu bilerek bir şey söylüyormuş gibi. Çok yanlış bir yazı. Haşim Kılıç'ı zor duracak bir yazı. Zaten Haşim Kılıç'ın son birkaç konuşmasına baktığınız zaman Haşim Kılıç'ın bu nevi yazılardan da her meselenin de Anayasa Mahkemesi'nin önüne bırakılarak yer yer meclisin sorumluluğunun, yer yer iktidarın sorumluluğunun, yer yer muhalefetin sorumluluğunun Anayasa Mahkemesi'ne verilmesinden rahatsız olduğunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatma davasının kararını açıkladığı günden bu yana defalarca dile getirdi. Şimdi diyelim ki Haşim Kılıç oyunu da sonradan açıkladı ya da oy birliği ise zaten belli olur. O iki maddenin iptaline karar verenlerden biri oldu. Saldırıdan korktuğu için böyle yaptı denebilir mi diyelim ki böyle bir tür kampanya sonucunda? Yani Haşim Kılıç hukukçu olmadığı halde Anayasa Mahkemesi'ne geçirdiği 20 yıllık 20'ye yakın süre içerisinde bence bir hukukçu haline geldi ciddi biçimde. Yani çok ilginç bir saptama. Hakikaten şimdi baktığınız zaman hukukçu dediğiniz hukuk fakültesini okumakla hukukçu olmuyor. Yani 4 sene okuyunca adam 20 senedir orada hukuk okuyor ve giderek hukukçulaştı. Cümlelerine bakıyorum, yaklaşımına bakıyorum. Hukuki yaklaşımları pek çoğundan daha şey. Yani hukuk felsefesine hakim olmaya başladı ciddi biçimde. Haşim Kılıç bunların çok etkisinde kalacak bir adam değil. Ve Haşim Kılıç da ben hakikaten dünya görüşü farklı da olsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsil ettiği anlayışa daha yakın gibi görünse de ciddi bir hukukçu yaklaşım içerisinde olmaya başladı. Bunlardan çok etkilenmez. Ama bu Anayasa Mahkemesi Başkanı'na doğrudan hakaret içeren bir yazı. Yani bu adamı biz tanıyoruz. Bu adam zaten bizden bu adam bizim dediğimizi, bizim istediğimizi yapacak türde bir adam. O yüzden bunu koruyun.
Tek güvencesi. Süremiz kalmadı ama senden çok kısaca şunu rica edeyim. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bakalım, briefingde ne denecek, o da merak konusu, önümüzdeki saatlerde anlayacağız. Ama çok ağır bir haber bombardımanı altında kaldı. Yüksek yargıya yönelik, işte az önce de konuştuğumuz gibi çok ciddi şeyler oldu. CHP'nin başına bunlar geldi. Sence bunlar devam edecek mi? Yani biz Türkiye'de henüz filmin sonunu görmedik mi? Görmedik ve film daha giderek heyecanlı hale gelecek diye düşünüyorum. Geçen gün bunu yazdım da, yani Deniz Baykal'la ilgili bu görüntünün ortaya çıkması ve sonra Deniz Baykal'ın istifası, 10 Mayıs süreci diyorum ben ona. Yani 10 Mayıs Türkiye'de farklı bir dönemin başlangıcı. Yine bir yazımda yazdım, yani dünyayı takip ettiğiniz zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu, geçmişte içinde bulunduğu dünya kampından yavaş yavaş çıkmakta olduğunu, bu doğru mudur değil midir, Türkiye açısından iyi midir kötü müdür, bu çok zaman gösterecek bir şey. Ama biraz daha işte Rusya ile yakınlaşma, İran'la yakınlaşma, evet, bölgesel güç olma, Avrupa Birliği Türkiye'yi dışladıkça, ki Avrupa Birliği zaten artık köhne bir yapı haline gelmeye, Türkiye bir yol arayışında, bu yol arayışında daha muhafazakar bir yapıya mı gidecek, yoksa kendi demokratik anlayışını koruyup modernliğini koruyup içine girdiği yeni grup içerisinde bir farklı fonksiyon mu üstlenecek, onları henüz daha göremiyoruz. Ama Türkiye'nin çok ciddi bir dönemeç aldığı ortada. Peki. Ve Türkiye'nin terör tehdidiyle giderek daha fazla karşılaşacağını gösteriyor bu. Yani terör örgütü geçtiğimiz haftalarda internet siteleri vasıtasıyla yaptığı açıklamada Türkiye'de savaşın boyutlarını dedikleri şeyin boyutlarını genişleteceklerini ve Türkiye'de daha çok hedefe sağlayacak. Bu Türkiye'ye karşı bir gerilim politikasının Batı tarafından izleneceğini ve Türkiye'nin hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum ben. Türkiye biraz daha tırmanacak. Çok teşekkürler Fatih Altaylı. Zaman ayırdım. Biliyorum ki buradan da koştura bir randevum var. Biz seni uğurlayıp burada bir çay daha içebilir miyiz? Ben pek beğendim orayı. Çok mutlu oldum. Yatıya da bekleriz. Çok teşekkürler. Efendim ben Fatih Altaylı'yı yolcu edeceğim ama birazdan karşınızda olacağım. Biraz daha buranın keyfini çıkartmak niyetindeyim dediğim gibi. Görüşmek üzere. Efendim bu güzel şeyin adı Joy, adı gibi neşe veriyor insana, biraz ısırıyor aslında ama çok şeker, çok. Burası hakikaten çok güzel ama ben sizi gündemin sıcağında CNN Türk ekranlarına emanet edeceğim ve müsaadenizle çayımı bitirip hafta sonuna, yeni haftaya hazırlık için Joy teşekkürler katıldığın için. Efendim pazartesi günü görüşmek üzere, hoşçakalın.